Onur, şuradan geriye dolaşalım abi. Açalım orayı. Şurası çok güzel şurası. Şimdi buraya namaz kılmayı da açmayın. Arkadaşlar şu yolu açın da camiye girelim. Devam edin, gelin gelin. Tarafta işimi gidiyor. Bugüne kadar saadet mertebesine ermiş olan bütün şehitlerimize, gazilerimize de rahmet eylesin. Evet, şu kalabalık biraz geri. Cenab-ı Hak şehitlerimize rahmet eylesin. Cenab-ı Hak, askerlerle arasından alıp, hayırlı ömürler Şimdi
Müslüman için en üst mertebe nedir o zaman? Şehitlik mertebesidir değerli kardeşler. En yüce mertebe, şehitlik mertebesi. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de onlara ölüler demeyin diyor. Onların cennetin nimetleriyle rızıklanmaya başladıklarını, şehadete erdikleri itibariyle böyle bir özelliklerinin olduğunu ifade ediyor. Ve onların ölümüne melekler şahit olduğu için onlara şehit diyor. Dün de şehidimizin evinin önündeki kısa konuşmamda söylemiş. Cennete giden kim olursa olsun dünyaya bir daha dönmek istemiyor. Ama şehitler bunun istisnası. Şehitler cennetten tekrar dünyaya döndürülmeyi, dünyada tekrar şehit olmayı, o güzelliği, o mükafatı bir daha yaşamayı, tekrar öbür aleme gitmeyi, tekrar dünyaya gelmeyi, defalarca böyle şehit olmayı arzu eder buyuruyor. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şeriflerinde geçiyor. Ama elbette ki tahammülü biraz zor değerli kardeşler. Ama biz sabredeceğiz. Gelen sıkıntılara, gelen eziyetlere karşı Müslüman her zaman sabredecek. Okuduğumuz ayeti kerimeye bakacak olursak değerli kardeşlerim, وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ. Allah yolunda öldürülenlere, yani şehitlere ölüler demeyiniz. Onlar ölü değil. Onlara ölü demeyiz. بَلْ اَحْيَاءُ وَلَا كِنْ لَا تَشُرُونَ. Bilakis onlar diridirler. Rableri katında onlar diridir, yaşıyorlar. Ama siz bunu fark edemezsiniz buyuruyor. Bakara suresinin 154. ayet-i kerimesi. Âl-i İmrân suresinde de hemen hemen aynı ifadeler geçiyor. Orada da Yüce Allah, Allah yolunda öldürülen kişilere, şehitlere sakın ölü zannetme. Bilakis onlar hayatta olup Rablerinin katında yaşarlar, rızıklanırlar buyuruyor. Bütün bunlara baktığımız zaman değerli kardeşlerim, bizim şehadet mertebesine eren bütün şehitlerimiz ve şu anda musallada bulunan şehidimiz Allah katında diridir, yaşıyor, Allah'ın rızıklarından, cennetin nimetlerinden şahan kardeşimiz inşallah istifade eder. Cenab-ı Hak onun şehadetini makbul eylesin inşallah. Değerli kardeşlerim, bu vatan toprakları şehit kanlarıyla sulanmıştır. Eğer ecdadımız, dedelerimiz, atalarımız bu topraklar için canlarını vermeseydiler, biz şu anda buralarda yok. Buranın vatan olması da mümkün değildi. Bir yerin vatan olabilmesi için, bir toprağın vatan parçası olabilmesi için, orası için, o toprak için
can verilmesi gerekir. Ancak o zaman vatan olma özelliğini kazanır. Biz ne yapıyoruz? Canlarımızı vererek bu cennet vatanımızı korumak için mücadele ediyoruz. Kanlarımız akıyor, canlarımız gidiyor ama ay yıldızlı bayrağımız göklerde dalgalanır. İnşallah ilelebet orada dalgalanacaktır inşallah. Değerli kardeşlerim, Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de Mülk Suresi'nde hepinizin çoğunuzun bildiği Mülk Suresi'nde şöyle bir ifade kullanıyor. اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا Tebareke Suresi diye bildiğiniz Mülk Suresi'de. Allah ölümü ve hayatı için yaratmış. Biraz önce dedik ki biz elhamdülillah Müslümanız. Bu dünyaya geliyoruz. Allah bizi yaratıyor. Dünyaya gönderiyor. Biz ağlayarak dünyaya geliyoruz. Ama etrafımızdakiler seviniyorlar. Mutlu oluyorlar. Niye bir evlatları dünyaya gelmiş diye onlar mutlu oluyor. Ama hayat devam ediyor. Hayat devam ederken bu sefer biz bu dünyadan ayrılırken biz eğer imanımızı muhafaza edebildikse salih amellerle, güzel amellerle bu dünyadan ayrıldıksa biz seviniyoruz, mutlu oluyoruz ama geride bıraktıklarımız bu sefer gözyaşı döküyorlar. Yüce Allah hayatı ve ölümü hangimizin nasıl daha güzel ibadet edeceğini denemek üzere yarattığını ifade ediyor. Hayat böyledir. Ölümü yaratmış, hayatı yaratmış. Dünya hayatı, dünyaya geliyor insanlar. Dünyada Allah'ın takdir ettiği zaman dilimi ne kadarsa o kadar yaşıyorlar. Hiç fazlası yok. Eksiği de yok. فَإِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَخْرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَخْرُونَ duyuyor Yüce Allah. Onların eceli geldiği zaman ne bir saat öne alınırlar ne de bir saat geriye bırakılırlar. O bizim söylediklerimiz, gittiklerimiz, hepsi birer bahane derler. Karşıdaki arkadaşın fotoğrafını çek, telefonunu çek. Neticede Yüce Allah, Mevlamız, Rabbimiz bizi yoktan var eden ne takdir etmişse o gerçekleşecek, yolu gerçekleşir. Ama biz bir takım bahanelerle kendimize oturuyoruz. Hatta şunu söylerler, bazı kitaplarda böyle kayıtlar var. Yüce Allah meleklere görevlerini verince Azrail, Mikail, İsrafil bu meleklere görevleri verilince Azrail adlı meleğin Yüce Allah'a ya Rabbi bana çok zor bir görev ver. Beni insanlar hep böyle can yakıcı, onları acıtıcı, en sevdiklerini alan birileri olarak söyleyecekler dediği rivayet oldu. Yüce Allah da ben öyle sebepler halk edeceğim ki, öyle vesileler kılacağım ki onlar sizi hatırlama bile hatırlamayacaklar dediği rivayet oldu. Gerçekten de böyle değerli kardeşlerim. Halbuki aslında ömür tamamlanmış, Allah'ın bizim takdir ettiği sayılı nefes bitmiş,
ve ilgili melek canımızı almış, ruhumuzu almış. Eksiltmek suretiyle çok sevdiğimiz canımız, ciğerimiz birisini Allah alıyor. Ama veren de oydu. Bize onu bahşeden de Yüce Allah'tır, alan da Allah. Bizi böyle deniyoruz. Ürünü nazar yapmıyoruz. Allah bizi imtihan, acaba tepki verecekler kulları diyor. İsyan mı edecekler? Yoksa beni hatırlayacaklar mı? Beni bilip sabredecekler mi? Yok. Akşam. Bazen ki mallardan, canlardan almak suretiyle bizim tepkimizi ölçüyor. Yavrumuzu alıyor, şehadet mertebesine çıkarıyor. Bu büyük bir mertebedir. Bir babanın şehit babası olması ne demek değerli kardeşler? Bir annenin şehit annesi olması ne demek? Değil bu. Bunlar sıradan şeyler değil. İstese de kişi böyle bir mertebeye Allah dilemedikçe erişer. Allah'ın dilemesiyle bunlar hepsi. Şehit annesi olabilmek ve bunun karşılığında isyan etmemek, sabredebilmek, elbette ki anlayacağız. İnsanın gözü yaşaracak, kalbi elbette ki zorlanacak. Kolay değil de kardeşlerim, ciğerimizin bir parçasının sökülüp alınması sıradan bir iş değil. Ama kim almış? Allah almış. Bizi yaratan, o evladı bize veren Allah, onu bizden aldı. Böyle. Ve bu ayetin son kısmında ve beşşir-i sabirin madenlerin bütün bu imtihanlarda evlatların alınmasında, malların eksiltilmesinde, gelen felaketlerde sabreden, Allah'ı unutmayanları müjdele buyurdu. Sabır çok önemli bir şey değerli kardeşler. Başka ayetlerde Kur'an'da pek çok yerde geçiyor. İnne Allah'a ma'sabirin buyuruyor Yüce Allah. Muhakkak Allah sabredenlerle beraberdir. Sabredenler. Ama sabır nedir? Sabır o en zor anında, en dehşetli zamanında Mevla'yı hatırlayabilmek. Yoksa bir sene sonra, iki sene sonra sabretmek değil. O anda, o sıkıntının içerisinde, o gözlerinin arasında bunu bana veren Allah, bunu benden alan Allah diyebilmek de. Bunu becerebilmek. Allah hepimizi sabredenlerden eylesin değerli kardeşlerim. Allah niçin yarattı değerli kardeşlerim? Estağfirullah. وَمَا خَلَقْتُ الْاِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Cinler ve insanlar niçin yaratılmış? Allah'a ibadet etsinler, kulluk etsinler, Allah'ı bilsinler, tanıtsınlar diye yaratılmış insan. Biz elhamdülillah Allah'a sonsuz hamdü senalar olsun. Böyle bir Müslüman ülkede, Müslüman bir anne babadan dünyaya gelerek böyle güzel bir vatan
ne vatan Allah bizi yarattı. Bize o kadar ümmet vermiş ki sayısını ortaya koymamız mümkün değil. Kutlu kerimli Yüce Allah ni'metallah tuhruha buyuruyor. Şayet siz o Allah'ın nimetlerini kaymaya kalksanız buna cüzdürüz gelmez. Değerli müminler, yeryüzüne bakın, dünyaya bakın, etrafınıza bakın. Her ne varsa insan için insan merkezli olarak yaratılmıştır. Hava olmasa, oksijen olmasa, su olmasa ne yaparız biz? Bakın şimdi hava sıcak. Ne yapıyoruz? Bunalıyoruz. Bunalıyoruz. Ne kadar? 30 derece falan. Hiç düşünmüyor muyuz? Cehennemin içinin sıcaklığı kaç derece? Allah bizi oraya koyarsa halimiz ne olacak? 30 dereceye tahammül edemeyen insanlar. Cehennemin o hararetine, sıcaklığına, ateşine nasıl tahammül edecekler değerli kardeşler? Cenab-ı Hak hepimizi cehennemin o dehşetli sıkıntısından muhafaza et. Cümlemizi cennetine dahil etsin. Bu Allah'ın nimetlerinin karşısında biz ne yapacağız? O nimetlerden nefret etmiş bu kadar. Onları Allah bizim için bahsetmiş. Ama onlardan yararlanırken bizi yaratan, o nimetleri bahşeden Rabbimizi asla unutmayacağız derler. Görevi bu. Müslümanlık sadece düşünceyi yanlış anlamayın. Sadece namaz kılmak değil. Sadece oruç tutmak değil. Sadece zekat vermek değil. Sadece hacca gitmek değil. Müslümanlık bu değil, bir hayat değil. Hayatımızın her alanını tanzim eden bir din. Öyleyse biz her bulunduğumuz yerde, her şartta bizi yoktan var eden Rabbimizi, Mevlamızı onu aklımızdan çıkarmayacağız. Onun bizi sürekli kontrol ettiğini, bizim yaptıklarımızdan haberdar olduğunu asla aklımızdan çıkarmayacağız. İnsanın omurgası falan melekler var, farkında değil. Onun yaptığı kayıt. Sol taraftaki de onun yaptığı kötülükleri kaydediyor. Hepsi bir kayıt altına alınıyor. Sonuçta ne olacak? Onlar bizim karşımıza amel defteri olarak adeta öğrencilerin, yavrularımızın aldığı karneler olarak karşımıza gelecek. Orada her şey yazılmış. Hatta küçük varınca insan onu görmüş. Vay be, nasıl bir kitap. Küçük büyük ne varsa hepsini kaydetmiş. Olacak bir şey yok. Görüntüler alınmış, çekilmiş. Dolayısıyla kayıt altında ve her biri yarın karşımızda. Balada mı satıyor? Yetersiz mi geliyor? Saflarımızı birazcık daha sıklaştıralım. Tabii içerisinin alması mümkün değil belki ama
Olabildiğince yanımıza bir kardeşimizi daha alabilmek için bir gayret gösterirsen. Değerli müminler, bir başka hadis, ayeti kerimede Yüce Allah şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu tekullâhe vel tanzur nefsul mâ gaddemek li gadin ve tekullâh innallâhe habîru bimâ ta'medûn. Ey iman edenler! Ya eyyühellezine amenu! Ey iman edenler! Hepimize Cenab-ı Hak talim. Ey iman edenler! İttekullah! Allah'tan sakının, korunun. Allah'tan korkun. Ama bu korku öyle bir sanki sizi cezalandıracak, sizin üzerinize bir şey şeklinde bir korku değil. Yarın ben Allah'ın huzuruna gideceğim. Ona hesap vereceğim. O bana seni gönderdim o dünyada. Şu kadar yıl kaldın. Sana ben her türlü imkanı verdim, rızkı verdim. Bunun aşılığında ne yaptın ey kulum dediğimde affedileceğimiz yanımızda olan beylerin olmak gerekiyor galiba. Bunları yapamayınca korkmamız. Allah'ın bize yapmayın dediği şeylerden uzak edeceğiz. Onun yapılmasını emrettiklerini de yerine getireceğiz. Her ikisi de Yüce Mevla'nın emirleridir. Yapınız dedikleri bir emirdir. Yapmayınız, terk ediniz dedikleri de yine aykırı. Biz elhamdülillah iman ama imanımızı salih amellerle, güzel amellerle desteklememiz gerekiyor değerli kardeşlerim. İllellezine amenu ve amilussalihat ifadesi kitabımızda çok da geçer. İman edip salih ameller işleyenler bu salih amel içerisinde namaz da var, oruç da var, zekat da var. Yolun üzerindeki bir taşı kaldırmanız da var, çalıyı çırpıyı yoldan atmanız da var, komşunuza selam vermeniz de var, Müslüman bir kardeşinizle karşılaştığınızda ona gülümsemeniz, tebessüm etmeniz de var değerli kardeşim. Salih ameli sadece biraz önce ifade etmeye çalıştığım gibi salih ameli sadece namaz kılmak gibi görmeyin. Hepsi salih amel. Müslümanın başkalarına zarar vermediği, elinden ve dilinden diğer insanların, diğer Müslümanların selamette olduğu her davranışı salih amel. Buraya gelmeli. Bu şehidimizin cenazesine katılmanız salih bir amel. Ne güzeller. Allah hepinizden razı olsun. Ne güzel bir davranış. Müslümanın, Müslüman üzerindeki haklarından bir tanesi bu. Cenazesi olduğu zaman ona son görevimizi yap. Bunlar hepsi alihan. Hepsi alihan. Bu salih amellerimizi çokça yapacağız. Müslümanın salih olmayan ameli olmamalı. Onlardan, salih olmayanlarından, kötü olanlardan Müslüman uzak duracak değerli kardeşler. O hep iyinin yanında, güzelin yanında, doğrunun yanında, insanlara faydalı olanın yanında mutlaka yer alacak. İşte ya eyyühellezine amenu ve iman edenler ittakullah vel tenzur sümâ kadde edliğe
Herkes iman edenlere söylüyor hocam, bize söylüyor. Bu hitaplar hepimizi muhatap almış. Ey iman edenler, Allah'tan korkun, sakının. Herkes yarın için, geleceği için hazırladığına bir baksın buyuruyor. Buyurun işte, yarınımız, geleceğimiz, o musallada bulunacağımız zaman ve ondan sonrası için ne hazırladığımıza her birimiz bakmamız gerekiyor. Allah böyle buyuruyor. Hiç o tarafa, bu tarafa bakmamıza gerek yok değerli kardeşim. Herkes kendi muhasebesini, kendi hesabını, kitabını kendi yapmalı. Başkalarını görmek, karşıdakini eleştirmek, karşıdakini efendim çekiştirmek, bunlar kolay ve basit işlerdir. Ama bunlar Müslümanın işleri değil. Müslüman, kendisini ölmeden önce hesaba çekebilen insandır. Biz kendimizi hesaba çekeceğiz. Muhasebe yapacağız. Biraz önce dedim ya salih amel. Yani Müslümanın muhasebe etmesi, düşünmesi, ben ne yaptım bu yaşıma gelinceye kadar demesi, bunu kendine dert edilmesi salih bir amel. Hesap yapılmadan olmaz değerli kardeşlerim. Muhasebe olmadan olmaz. Yarına ne getiriyoruz? Öldükten sonrası için yanımızda ne var bakmamız gerekiyor. Bu dünyada bütün çok şeyimiz olabilir. Ama yarın öbür aleme gittiğimiz zaman bütün o bu dünyaya ait olanlar bu dünyada kalır değerli kardeşler. Hiç kimseyi malıyla, para kasasıyla falan defnetmiyor. Ne var? Üzerinde beyaz bir kefeni var. Başka da hiçbir şeyi yok. Onunla beraber defnediyor. Şöyle bir şey anlatılır. Bir adamcağız oğluna demiş ki, oğlum ben öldükten sonra bir vasiyette bulundum. Bir mektup bırakıyorum sana. Bu mektup. Ben öldükten sonra açarsın. Mektubu açmışlar. Belki bu hikaye biraz şey olabilir ama farklı versiyonlar olabilir ama adam ölmüş, günün biri gelmiş, adam ölmüş. Vasiyetinde şöyle yazmış oğluna. Oğlum, benim koymadan önce ya bir çift çorap giydim. Evlat gitmiş, hoca efendiyi bulmuş. Demiş ki, hocam babamın böyle bir vasiyeti var. Demiş, olmaz. Böyle bir şey yok. Böyle bir usul, ölüyle ilgili böyle bir uygulama konusu değil. Sadece üzerinde kefen olur. Hocanın verdiği cevaba göre bir zarf daha bırakmış. Hocanın verdiği cevaba göre o zarfı açarsın demiş. Gelmiş o zarfı açmış. Zarfta yazıyor. Bak evladım, benim bu kadar sefretim, malım, mülküm var. Bana bir çift çorap dahi giydiremediniz, yanıma koyamadınız, alamadınız, aklını başına topla. Bundan sonra üzere ol, böyle bir yol olduğunu hatırından çıkarma diye diyormuş. Değişik şekilde de olabilir. Yani şunu ifade etmek için söylüyorum. Biz öldükten sonra imanımız, bir de salih amelimiz, yaptığımız ibadetler, güzellikler, onlar bizimle beraber gelecek. Geriye kalanların tamamı ne varsa hepsi kabrin başından. Bir hadiste geçiyor, diyor ki, sizin malın malın dediğiniz var ya, malın dediğiniz
giyip tükettiğiniz, giyip eskittiğiniz, bir de hayattayken verip ebedileştirdiğiniz sizindir diyor. Yani hayır kurumlarına, hayır müesseselerine, iyiliklere, güzelliklere verip onları ebedileştirdikleriniz sizindir. Geride kalanlar varislerdir diyor. Ama bu şu demek değil, sakın yanlış anlamayın. Ne varsa yiyelim, yiyelim, efendim geriye bir şey kalmasın. İsraf etmeyeceğiz. Allah'ın emirlerinin dışına çıkıyor. İstikametten şaşmayacağız. Ama ahirette, öbür alemde iman ve salih ametten başka olmadığını göreceğiz değerli kardeşlerim. Ölüm ne zaman, nerede, kaç yaşında, hangi şartlarda gelebilir değil. Bugün işte şehadet mertebesine eren Şahan kardeşimiz. Dün Trabzon'da 15 yaşında Eren Gülbül kardeşimiz. Bunlar şehadet mertebesine ererek aramızdan ayrıldı. Bizim ne zaman, hangi şartlarda, nasıl bu canı teslim edeceğimiz, bu ruhu teslim edeceğimiz sahibine belli değil değerli kardeşim. Onun için ne yapacağız? Yarınımız için, geleceğimiz için, ahiretimiz için ne hazırladığımıza bakacağız. وَتَّقُ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهِ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ Allah'tan korkun. Allah yaptığınız her şeyden haberdar değerli kardeşler. Değerli müminler, Ali. Bizim bu günlerde birlik ve beraberliğe çok ihtiyacımız var. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin inşallah. Yüce Mevla bozmak isteyenlere birliğimizi, beraberliğimizi, huzurumuzu bozmak isteyenlere fırsat vermesin inşallah. Yüce Allah Kur'an'da innemel mu'minûne ihve buyuruyor. Bütün müminler kardeştir buyuruyor. İnanıyoruz, aynı Allah'a inanıyoruz. Aynı peygambere inanıyoruz, onun ümmetiyiz. Aynı dine mensubuz değerli kardeşlerim. Bundan daha fazla bizi bir araya getirecek ne olabilir? Bütün müminler kardeştir. Bu kardeşliğimize zarar verecek ne varsa biz mümin olarak onun karşısında durmak durumundayız. Orada yer almamamız gerekiyor değerli kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerimede Enfal suresinde Estağfirullah ve yedi'ullâhe ve rasûlehu ve lâ tenâfi'û ve tefşelû ve tezhebe rîhûkûm ve esbirû buyuruyor. Allah'a itaat edin. Ve onun Resulüne de itaat. وَلَا تَنَازَعُوا Birbirinizle çekişmeyin. Çekişmeyin. Evinizde de çekişmeyin. Arkadaşlarınızla da çekişmeyin. Komşularınızla da çekişmeyin. Kime kalır değerli kardeşler? Bu dünya, bu köyler, bu beldeler nicelerini yolcu etti, bizi de yolcu etti. Hani bir ifade var, mal sahibi, mülk sahibi. Hani bunun ilk sahibi? Mal da yalan, mülk de yalan. Var biraz da sana yalan. Biz şu anda nöbet bizde. Buraların nöbetini şimdi biz tutuyoruz. Ama bizden önce buralarda atalarımız, dedelerimiz yaşadılar.
ve her biri buradaki görevlerini tamamlayıp Allah'ın huzurunda döndüler. Cenab-ı Hak onlara şehitlikle bol bol rahmet eylesin. Evet, birbirimizle çekişmeyin. Ve tek şölü sonra tedirgin olur, telaşa kapılırsınız. Çekişme ne yapacak? Bir takım sıkıntıları beraberinde geçiyor. Çekişiyor, efendim birbirleriyle uğraşıyor, aradan sıkıntı çıkıyor, öfkeleniyor birisi. Başka birine zarar veriyor vesaire vesaire. Bunlar değmez. Buna gerek yok. O kadar çok iyilik var ki kötülüklere yer ol bizim yaşantımızda. Ve terhebe ruhukum. Kuvvetiniz, gücünüz gider. Birbirlerinize çekişirsiniz, uğraşırsınız. Sonra tedirgin olursunuz. Telaşa kapılırsınız ve kuvvetiniz, gücünüz ortadan kaybolur. Sıkıntıya düşersiniz. Ve soru sabredin diyor Hüca'da. Sabredin. İnnallâhın aşâbı. Bu ayet-i kerimenin sonunda da yine sabır konusuna tekrar duruyor. Allah sabredenlerle razıdır. Bir başka ayet-i kerimeden Estağfirullah وَاَعْتَسْمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِعًا وَلَا تَفَرَّقُوا بِالْيُّهِ Hep birlikte Allah'ın ipine, Kur'an'a damat sarılın buyuruyor Hüca'yı. وَلَا تَفَرَّقُوا Parçalanmayın, bölünmeyin, ayrışmayın. İşte bizim bu birlikteliğimize, beraberliğimize, aynı tahta yer almamıza tahammül edemeyenler var. Onlar bizimle uğraşıyor. Bizi parçalamak, bölmek, ortadan kaldırmak için mücadele ediyor. Bizi yoktan var eden her türlü nimeti bize bahşeden Yüce Mevla'nın bize gönderdiği İslam dini etrafında kenetlenip birlikteliğimizi, kardeşliğimizi muhafaza edeceğiz değerli kardeşler. Girmeden tefrikte düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler onu top diremez. Birlikte, beraberlikte, omuz omuza ne yapacağız? Hayatımızı en güzel şekilde devam ettirmenin yollarına. Elbette ki bu arada bir takım sıkıntılarımız olacak, zorluklarımız olacak ama bütün bunların üstesinden birlik olmakla, beraber olmakla, kardeş olmakla bunların üstesinden geleceğiz değerli kardeşlerim. Ve biz Allah'a inanan insanlarız. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ümmetiyiz, onun yolundan gidiyoruz. Biz bu dünyaya başta da ifade ettiğim gibi bir imtihandan geçmek üzere Allah bizi bu dünyaya gönderdi. Burası bir imtihan yeri. Burada biz imtihanımız. Allah'a kulluk etmeye, Allah'a ibadet etmeye devam edeceğiz.
Yüce Allah Hicr suresinde "Ve'bud rabbeke hatta yetiyekel yakîn" diyor. Size ölüm gelinceye kadar, size ölüm gelinceye kadar Allah'a ibadet etmeye, Allah'a kulluk etmeye devam ediniz buyuruyorlar. Bir gün gelecek, bu dünya hayatımız sona erecek ve her birimiz Allah'ın huzuruna döneceğiz. Orada orada yaptıklarımızın hesabını vereceğiz. Öyleyse şöyle bitirelim. Allah'ın huzuruna vardığımızda cesaretle yaptıklarımızı söyleyebileceğimiz şeyleri yapalım. Ama Allah'ın huzuruna bize sorduğunda cevap veremeyecek, terleyeceksek, kaçmaya yer arayacaksak onlardan uzak tutun değerli kardeşler. Yoksa bu dünya hayatı hepimiz için gelip geçici bir hayattır. Biz buna inanıyoruz. Az sonra ebedi olan ahiret alemidir. Önemli olan orasıdır. Ama orası da bilesiniz ki bu dünyada kazanılabilir değerli kardeşlerim. Oraya gittikten sonra orayı kazanmak mümkün değil. Değerli kardeşlerim, bugün buraya Şahin kardeşimizin şehadetini şahitlik etmek üzere, ona karşı olan son görevimizi yapmak üzere geldik. Cenab-ı Hak şehidimizin şehadetini kabul eylesin inşallah. Cenab-ı Hak çıkmış olduğu bu yolculuğu hakkında hayırlı ve mübarek eylesin. Cenab-ı Hak onu ahiretin bütün zorluklarından, sıkıntılarından muhafaza eylesin. Cenab-ı Hak onu cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin inşallah. Cenab-ı Hak onun bu yolculuğunda sabretme başarısını gösteren kulları zümresine, başta annesini, babasını olmak üzere her birimizi bu da muvaffak eylesin inşallah. Bu hakkı bize sabırlar ihsan eylesin. Ama özellikle annesine, özellikle babasına ve yakınlarına Cenab-ı Hak sabırlar ihsan eylesin. Metanetleri ihsan eylesin. Cenab-ı Hak dayanma gücü versin. Cenab-ı Hak sabretme gücü versin inşallah. Cenab-ı Hak şu anda ülkemizin her bir tarafında vatanımızı korumak üzere canları pahasına mücadele eden Türk Silahlı Kuvvetlerimizi ve emniyet güçlerimizi muvaffak eylesin inşallah. Cenab-ı Hak onları her türlü tehlikelerden, felaketlerden, sıkıntılardan muhafaza eylesin. Cenab-ı Hak ordularımızı karada, havada, denizde mansur ve muzaffer eylesin. Cenab-ı Hak milletimizi bölmek, parçalamak isteyen, vatanımızı düşman çizmeleri altında çiğnetmek isteyen hainlere fırsat vermesin inşallah. Cenab-ı Hak onları ıslah eylesin. Eğer ıslah olmaları mümkün değilse Kahhar ismi şerifiyle kahru perişan eylesin inşallah. Cenab-ı Hak bu vesileyle bütün geçmişlerimize rahmet eylesin. Şehitlerimize, gazilerimize rahmet eylesin. Cenab-ı Hak bizlerin de ölüm haliyle hallandığımızda iman, Kur'an selametiyle selamlamayı, imanlı bir şekilde bu dünyadan ayrılmayı cümlemize nasip eylesin. Ölüm de dahil olmak üzere hakkımızda her şeyi hayırlısını, iyisini, güzeli nasip eylesin. Cenab-ı Hakk'ın affı, bereketi, mağfireti, rahmeti üzerimize olsun. Sübhane Rabbike Rabbil İzzet Amma Yasifun ve selamun aleyhi ve sellem. Ve alihim ve hamdülillahi Rabbil Alemin. Fatiha. Ayakkabıları çıkardım. Serin değil mi başkanım?
Ayaklarınıza basmayın, namaz. Ayakkabıyı çıkar mı? Küçük bir namaz arası veriyoruz.